Takas İstanbul beklenti raporunu sunar. Efendim şimdi Çin'e gideceğiz. Şangay'a. Şangay temsilcimiz Garanti BBVA Şangay temsilcisi sevgili Noyan Rona ile konuşacağız. Dünyanın en büyük 28 borsasının üyesi Philip Capital sunar. Evet sevgili Noyan Rona, Garanti BBVA Şangay temsilcisi, programa başlarken Şangay temsilcimiz dedim. Bir anda ailemizin bir parçası oluverdiniz Noyan Bey'e. Hakikaten de öyle hissediyoruz biliyorsunuz. Alıştık sizle beraber haftanın ilk gününde böyle sohbet etmeye. Oradaki havalar nasıl? Yeni yılınız kutlu olsun öncelikle. Sağlıklar diliyorum. Sağ olun, teşekkürler. Ben de size ve bütün Ekotürk ailesine yeni yıllar diliyorum. Mutlu yıllar, sağlıklı yıllar olsun. Çok teşekkür Biz ediyorum. Biz de bir yeni yıla girdik burada. Efendim? Yeni yıla girdiniz orada, evet. Evet, yeni yıla girdik. Bugün resmi tatil, 3 gün tatil var burada hafta sonu ve bugün olmak üzere. O yüzden piyasalar kapalı. Ama tabii yılın son günü PMI rakamları açıklandı. Bugünlerde onun etkisi, onun yorumları devam ediyor. PMI rakamları gayet kötü açıklandı. Tabii yani imalatta %47'lik bir şey var. Bileşik PMI 42.6, üretim 44.6, yeni siparişler 43.9, ihracat PMI 44.2, istihdam 44.8. Yani hiçbir indekste %50'yi geçemediler. Sadece inşaatla ilgili yani altyapı yatırımlarıyla ilgili endekste artış var. O da 54.4. O da inşaat bölümü. Yani inşaat mühendisliğiyle ilgili bir bölüm. Toprakla ilgili bölüm. Dolayısıyla birden havacılık taşımacılığında acayip yüksek bir PMI açıklandı. Yüzde yakın bir PMI açıklandı ki 60.7. O da tabii havayolu taşımacılığının artmasıyla ilgili bu son açılmayla beraber kargoda yani 2700 günde uçuştan 6700 uçuşa yükselmişler. Orada bir yükseklik var. Onun dışında bütün endekslerde düşüklük var. Ve bu endeksleri de kapanmanın en yoğun olduğu ve rakamın en düşük çıktığı ay olan Nisan ayıyla kıyaslıyorlar ki mesela Nisan'da imalat PMI 47.4 iken şimdi 47.0 oldu. Yani Nisan'dan dahi daha aşağıya bir seviyeye geldi. Bu bakımdan önemli tabii. Mesela büyük çaplı şirketlerin PMI 48.3, orta büyüklüktekiler 46.4, küçük boyuttaki şirketler, küçük ölçekli şirketler 44.7. Burada da bir şey yok. Hepsinde düşüş var. Bu birazcık belki de artık yılın sonuna gelinmenin verdiği bir yorgunluk, COVID önlemleri, işte kapanmalar, şimdi tekrar aniden açılmalar. Bunların getirdiği bir sonuç bakalım. Her şey artık birinci aydan sonra, özellikle de Çin yeni yılından sonra, Ocak ayının sonunda olacak. Gözler oraya çevrilmiş durumda. Bu arada şirket karlılıkları da açıklandı biliyorsunuz. Orada da %3.6'lık düşüş var. O da birinci çeyrekte %8.5'luk bir kar elde etmişlerdi. Ama ikinci çeyrekten sonra -%4, -%8, bazı mesela imalatta -13'lük düşüşler var. Orada da rakamlar çok iyi gelmedi açıkçası. Her şey artık ümitler dediğim gibi Ocak ayından sonraki yeni yıla şey oldu. Bakalım yeni yıldaki ekonomik hedefler neler olacak. Bir de tabii bu önümüzdeki hafta sanıyorum bütün yılın açıklaması yapılacak. Yani 22'nin açıklaması, ekonomik verimler, büyüklük, ihracat, ithalat,
rakamları. Şimdilik GDP'de gene büyüme olacağı söyleniyor. Bunu da izleyip göreceğiz. Bu arada Çin'deki kısıtlamalarda gevşemeye gidilmesinden sonra ülkeler Çin'den gelenlerden özellikle COVID testi talep etmeye başladı. Bu Çin'deki COVID konularındaki son durum nedir? Özellikle Amerika'nın böyle bir şeyi var, test sonucunu görmelerini istiyor. Avrupa'da tam bir karar da almış değil. Ne dersiniz bununla ilgili Noyan Bey? Aslında evet, önce çok memnuniyetle karşılandı ama sonra da Çin'deki vakaların artış hızına bakılarak biraz açıkçası Batı'da biraz endişe yarattı. Ve ülkelerin bazıları işte Hindistan gibi, Amerika gibi, Japonya gibi ülkeler Çin'den gelecek her yolcuya, Çin vatandaşlarına değil Çin'den gelecek her yolcuya PCR testi yapacağını açıkladı. Aslında bir bakımdan şöyle bakarsak Çin'de zaten şu anda Çin'e gelecek bütün yabancılardan zaten 48 saatlik PCR testini zaten istiyor. Yani şu an için de istiyor. Dolayısıyla bu belki bir mütekabiliyet olarak da algılanabilir. Yani Çin'e gelenlerden istenmese de Çin'den gidenlerden istense belki bir karşı önlem olarak düşünebilir ama bundan başa bakarsak belki de bir mütekabiliyet olarak da değerlendirebilir. Çünkü Çin de aynı şeyi bütün gelenlerden istiyor yani. O bakımdan ama tabii yabancı ülkelerde bir endişe yarattı. Acaba ne olacak endişesi olduğu var. Buradaki haberlerde mesela Fars Çin'den gelecek hiç kimseyi ülkeye almayacağını açıkladı. Bakalım bu tedbirler başka ülkelere yayılır mı? Ben zannetmiyorum ama tabii yabancı ülkelerin, dış ülkelerin Çin'e karşı önlem almaları bir yerde normal gibi geliyor bana da. Peki Noyan Bey, Çin Halk Cumhuriyeti Pekin'in ABD'deki Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanı olarak atandığını duyurdu. Bunun yansımaları nasıl olur? Evet, tabii şimdi bu özellikle 20. kongreden sonra Çin'deki pek çok üst makamda, bunlar eyalet valisi, eyalet parti sekreteri, şehirlerin sekreterleri, şehir belediye başkanları, büyük bir değişiklik var, büyük bir atamalar şeyi devam ediyor. Bu bağlamda da bazı bakanlıklarda da yani bakan atamaları, yer değiştirmeleri oluyor. Ama tabii dışarıdan daha çok ilgi çeken Dışişleri Bakanı'nın değişimi. Dışişleri Bakanı zaten 20. kongre yani 2 ay öncesine kadar böyle bir duyum ben de almıştım. ABD'deki Çin Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanı olacağını duymuştuk. Zaten daha önce kendisi Dışişleri Bakanlığı sözcüsüydü. Oradan ABD'ye Büyükelçi olarak atanmıştı. Onun Çin'den bakan olarak geri gelmesi ya Pekin'e gelmesi ilişkilerde daha bir yumuşak döneme girilebileceğini ümidini arttırıyor diyebilirim. Ve Amerika ile olan ilişkilerde daha çatışması az olan bir döneme girmeye çalışabilir. Çin'in böyle bir hafif bir yöntem değişikliği olabilir. Kendisi sevilen bir ülkelçi. Bakalım bakanlıkta nasıl olacak. Ama daha önce Çin'den yani bakanlık yapan Dışişleri Bakanı olanlardan birkaç tanesi zaten daha önce ABD Büyükelçisi'ydi. ABD'de Büyükelçi'ydi. Dolayısıyla yani Çin için normal uygulamanın bir sonucu diyebiliriz. Evet, çok teşekkür ediyoruz Noyan Ron'a verdiğiniz bu değerli bilgiler için. Dünyanın en büyük 28 borsasının üyesi Philip Capital sundu. Evet, şimdi altın ve emtia piyasaları uzmanı, para piyasaları uzmanı sevgili Mehmet Ali Yıldırım Türk'ü konuğu. Mehmet Ali Bey, iyi seneler olsun. Bereketli, verimli, güzel, tabii ki sağlıklı ve tabii ki umut dolu bir 2023 bizimle olsun diyelim ve size günaydın diyelim efendim. Günaydın Sami Bey. Aynı dileklerle yeni yılınız kutlu olsun. Tüm izleyicilerimizin de yeni yılı kutlu olsun. Yeni yıl huzur, barış, mutluluk ve bol kazanç getirsin. Bugün tabii işlem günü ama piyasalar
genelde yılbaşı tatilini sürdüren bir sürü ülke var. O bakımdan biz kendi iç piyasamızla herhalde haşır neşir olacağız. Evet. Öyle görünüyor sanırım. Evet, zaten bir de bu aslında baktığımızda hani geçtiğimiz Mart ayında yaşanan özellikle altın piyasalarındaki bu 2000 doların ons fiyatının 2000 doların üzerine çıkışı, 2023'te yani bütün dikkatler altında yoğunlaşmış vaziyette. Sizin de bugün sabahleyin Ekonomi Gazetesi'ne verdiğiniz röportajda okudum gazete başlıklarını okurken. Sizden de görüş almışlar. Dedim ki biz zaten Mehmet Ali, evet, Yıldırım Türkiye'ye soracağız. Mehmet Ali Bey'e de biz soralım. Detayları bize anlatsın istedik. Nasıl bir 2023 bekliyoruz para ve emtia piyasalarında? Özellikle tabii 2023'te artık enflasyondaki hani beklenen düşüş olmasa da merkez bankalarının başta Amerikan Merkez Bankası olmak üzere faiz artırımlarını daha sınırlı yapacağı beklentisi var. Bu nedenle işte bu hafta açıklanacak yine Aralık ayı toplantısının toplantı tutanakları açıklanacak. Bu 1 Şubat'taki FED toplantısı için bir tabii ki sinyal olacak veyahut da orada satır aralarında bir şeyler almaya çalışacaktı piyasalar. Muhtemelen 50 bas puanlık bir faiz artırımı şeklinde devam edebilir ama 25 olma olasılığı da var. Bununla ilgili tabii Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik verileri var. O güne kadar yine Amerika'dan gelecek ekonomik veriler, aynı zamanda Avrupa'dan gelecek ekonomik veriler de piyasaları şekillendirecek diye düşünüyorum. Özellikle Çin'de artık COVID'in katı uygulamalarının biraz daha gevşetilmiş olması da piyasalarda miktar iyimserlik yaratıyor. Ama bu arada jeopolitik gerginlikler de göz ardı edilmeyecek kadar tırmanıyor. Örneğin Kuzey Kore'nin yine hafta sonunda Japon denizine bir füze denemesi yaptığı o bölgede bir tedirginlik oluşturuyor ve gerginlik oluşturuyor. Aynı zamanda yine yılın son günlerinde Rusya'nın Ukrayna'ya füze saldırılarıyla savaşı devam ettiriyor olması da tabii ki yine önemli. Özellikle enerji fiyatları ile ilgili gelişmeler var. Özellikle Rusya Avrupa'nın enerji tutarlarını veyahut da ödemelerini yabancı para cinsinden, euro ve dolar cinsinden yapabileceği söylentileri var. Bu arada doğal gaz fiyatlarında dünyada da bir gerileme var, bizde de bir gerileme var. Şimdi bunları üst üste koyduğumuz zaman 2023'te biz bir miktar enflasyonu fiyatlarken bir taraftan da jeopolitik gerginlikleri de fiyatlayacağız. Böyle olunca da bunlar altın üzerindeki o güçlü dolar, yüksek faiz baskısının biraz daha azalması beklentisi oluşturuyor. Bu nedenle zaten hafta sonu da senin son gününde 1828 dolarla 1825 dolar arasında bir kapanış yaptık. Bugün de o seviyelerden başladı. Muhtemelen sizin de bahsettiğiniz gibi 2022'nin Mart ayındaki o 2070 dolarlar seviyesini bu sene aşacağız. Muhtemelen 2150-2250 seviyeleri görülebilir. Burada tabii özellikle enflasyonun Amerika'da %2'ler hedeflenmiş olmasına rağmen bunu tutturmak biraz da zor olacak. Ama bu faiz artırımlarının yüksek şekilde devam etmesi bir resesyon ve aynı zamanda bir stagflasyon etkisi de beklentisi oluşturuyor dünyada. O bakımdan daha sınırlı faiz artırımları, hatta yılın ikinci yarısı itibariyle faiz artırımlarına Fed'in son vererek belki de faiz indirimine geçme beklentisi de var. Bu da tabii altını destekleyecek gelişmeler. Özellikle altın 2022'nin ikinci yarısındaki o kayıplarını muhtemelen 2023 yılında telafi edip üzerine geçecek diye düşünüyorum. Zaten herhalde beklentiler ilk çeyreğin ardından altın fiyatlarındaki o rallinin başlayacağı yönünde. İlk çeyrekte yine Borsa İstanbul'un en cazip yatırım aracı olacağı yönünde ama altın böyle kafa boyuyla takip ediyor Borsa İstanbul'u. Bu arada hani 2023'ün ikinci çeyreği ve üçüncü çeyreği de sanayide ve belirsizliklerin artması ve seçimlerin arkasından özellikle, seçim de bir hikaye borsa için, önemli bir hikaye. Bunun arkasından da 2000 dolarların üzerini biz ikinci çeyrek sonunda mı yoksa üçüncü çeyrekte mi görürüz sizce? Ne dersiniz? Muhtemelen ikinci çeyrek sonunda. İkinci çeyrek sonu doğru, değil mi? Seçim sonrasında yani. Seçim sonrasında bize göre. Çünkü Amerika'da artık faiz artırımlarının sonuna gelineceği, bir bekleme sürecine geçileceği beklentisi var.
Bu da doları biraz zayıflatabilir. Aynı zamanda faizleri de biraz aşağı çekebilir. Ama her halükarda bundan böyle hem enflasyonu hem de jeopolitik gerginlikleri fiyatlayacak ve altın fiyatı göreceğiz. Bunun yanında diğer kıymetli metallere baktığımızda paladyumdaki düşüş bayağı dikkat çekici. Altın fiyatının da aşağısına geldi. Gümüşe baktığınız zaman bugün altın yüksek olmasına rağmen gümüşte bir miktar geri çekilme var. Yani bu bakımdan 2023'te altının yıldızı parlayacak gibi görünüyor Sami Bey. Tabii içerideki durum daha farklı. İçeride özellikle seçim öncesi tabii piyasalarda bir miktar seçim sonrası beklentisi de satın alınmaya başlandığında özellikle kur korumalı mevduat sistemindeki bu getirilerin düşük olmasının da etkisiyle oradan çözülen paranın son günlerde borsaya bir miktarda altına gittiğini görüyoruz. Dışarıdaki yükseliş altına içeride de talep getirebilir bu nedenle. Ama borsada da seçim sonrası beklentiler satın alırken yukarı yönlü seyirler görülebilir. Bu şu demek değildir. Sürekli yükselen bir fiyat göreceğiz. Hayır, zaman zaman düzeltmeler hem dışarıda hem içeride olabilir. Enflasyon beklentimiz var. Yarın açıklanacak enflasyon beklentisi. Bunun ön göstergesi olarak da İstanbul Ticaret Odası, Perakende ve Toplumsal Fiyatları endeksi yayınlandı itibariyle. Orada da hafif bir geri çekilme var. Enflasyondaki bu baz etkisi nedeniyle bir miktar geri çekilme olsa da Ocak ayındaki bu yeni zamların enflasyonu muhakkak yansıyacağını, bu arada işte bir taraftan EYT'lilerin, bir taraftan da asgari ücret artışlarının enflasyona muhakkak yansıması söz konusu. O bakımdan enflasyona karşı paranın değerini korumak için de bir taraftan borsada, bir taraftan da altında bu arayışlar devam edecek gibi görünüyor. 1115 TL'den kapattık, yeni zirveden kapattık 2022. Bugün de bu seviyelerden başlayıp muhtemelen önümüzdeki seanslar itibariyle 1120 ve üzerini görebileceğiz. Haftalık bazda fiyat yükselişlerini bundan sonraki yorumlarda zaten değerlendiririz. Ama altındaki yükselişe baktığınız zaman ilk etapta 1825 geçilirse kısa vadede 1850-1885 dolar ons seviyelerinde bekliyoruz. Bu haftaki veya önümüzdeki hafta itibariyle beklentimiz dış piyasa itibariyle de böyle sanıyorum. Peki Mehmet Ali Bey, bu özellikle demir, çelik, alüminyum, bakır, nikel gibi yani bu sanayide kullanılan özellikle Çin'deki PMI verileri 50'nin altında, az önce Noyan Bey de söyledi, 40'lara yaklaşmış evet. Vaziyette. Üretimde çarklarda bir yavaşlama var. Bu ham maddelere olan talebin de azalmasını beraberinde getiriyor otomatik olarak. Bu demir ve çelik gibi metallerin fiyatlarına nasıl yansır bu? Evet, özellikle demir çelikte bu yansımalar olsa bile diğer endüstriyel metallerde çok fazla yansıma olmadığını, hatta tedarikte sıkıntılar çekildiğini görüyoruz. Yani belirlenen fiyatla ürün talep etmek oldukça zor görünüyor. Ben bakır tarafını çok yakından izliyorum. Orada da 8400-8500 dolar ton seviyesinde olmasına rağmen fiyatın bunu almaya kalktığınız zaman hem tedarikte sıkıntı çekiyorsunuz hem de aynı fiyattan alamıyorsunuz. Dolayısıyla endüstriyel metallerde bir miktar böyle karışık bir seyir var. Ama Çin'de özellikle bu COVID ile ilgili yaptırımların hafifletilmesiyle beraber üretimin de bir miktar artması da söz konusu olabilir. Hı hı. Çin hem endüstriyel metallerde hem demir çelik gibi metallerde alıp fazla olduğu bir bölge olduğu için fiyatların kısa süreli gerilemeler olsa bile üretim artışı olduğunda fiyatların bir miktar daha yükselmesi söz konusu olabilir. Dolayısıyla bu fiyat düşüşleri çok fazla kalıcı olmamalı diye düşünüyorum. Peki bu buğday evet. ve buğday ve tarım emtialarında durum ne olur? Evet, orada da tabii iklim krizi önemli. Orası da çok önemli. Maalesef bizde bir miktar ekimlerin arttığı belirtiliyor. Üretimde biraz artış bekleniyor. Ama tabii özellikle son dönemde Ukrayna'da ve Rusya'da savaş hali nedeniyle ekimlerin daha sınırlı yapılacağı ve kışın başlama sürecine gireceğimiz güney tarafta da üretimin biraz daha düşük olması söz konusu olabilir. Dolayısıyla zaten enflasyonu etkileyecek gelişmelerden birisi de gıda enflasyonu. Bu bakımdan
Orada da sıkıntılar 2023'te de devam edecek gibi görünüyor. Peki şimdi kur korumalı mevduattan bir miktar paranın çıktığını biliyoruz. Ve bu paranın borsayla altına gittiğini biliyoruz. Bu artık realitede de gösteriyor zaten kendini. Peki dolar kurunda minik bir kıpırdama var yukarı yönlü. Dolar kurundaki hareket ne yönde olur ki KKM'nin devam edebilmesi bir anlamda dolar kurunun da çok fazla geri çekilmeyeceğinin de aslında göstergelerinden bir tanesi. Evet, özellikle dış piyasalarda geçen sene itibariyle dolarda yukarı yönlü seyirler olurken biz kur korumalı mevduat sistemindeki getiri nedeniyle ve biraz da müdahalelerle döviz fiyatı, dolar fiyatı dışarıda yükselirken içeride daha stabil kaldı. Ama seçime girdiğimiz bu aylar itibariyle, seçim ortamına girdiğimiz bu aylar itibariyle dışarıda dolar diğer para birimleri karşısında bir miktar geri çekilse de içeride talep nedeniyle bir miktar yukarı yönlü seyirleri görebiliriz. Özellikle geçtiğimiz yıllardan da biliyoruz ki Ocak-Mart döneminde özellikle turizm gelirlerinin oldukça sınırlanmış olmasından dolayı döviz talepleri nedeniyle fiyatların yukarı gittiğini biliyoruz. Bu sene de bu beklenti devam edecek gibi görünüyor. Şimdilik serbest piyasada 18.85 kuruştan kapandı dolar TL fiyatı. Muhtemelen bugün de bu seviyelerden açılacak ama ben bu seviyelerin çok aşağısına gideceği kanaatinde değilim. En azından aylık döviz ihtiyaçları da söz konusu. Her ne kadar dışarıdan işte döviz girdileri net hata 90 hesabında görülüyorsa da Merkez Bankası'nın, bunun iş talebi çok fazla hani karşılayacak düzeyde olmadığı da biliniyor. Dolayısıyla talep nedeniyle, enflasyondaki yükselişler nedeniyle gerek reel sektörün gerekse yine tüzellerin döviz alımları, kurumların döviz alımları döviz fiyatını yukarı çekmeye aday gibi görünüyor. Muhtemelen kısa sürede 19 TL ve üzerinde görebiliriz. Ben çok fazla bir aşağı yönlü seyir beklemiyorum. Sizin de belirttiğiniz gibi kur korumalı mevduatta getirilerin az olması da yeni arayışları beraberinde getirecek diye düşünüyorum. Peki Mehmet Ali Bey, piyasalarda mesela bu hafta sakin bir hafta geçireceğiz. Beklentiler de o yönde. Zaten yurt dışı piyasalarında da uzak doğuda da 3 günlük bir yılbaşı tatili devam ediyor. Sanki böyle biraz bekle gör ama ilk 3 ayda gene sanki 2022'nin biraz bir yansıması gibi olacak ama ikinci 3 ay için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Herhalde en zor öngörülebilecek dönem Mart, Nisan ve Mayıs ayı. Ne olacağını söyleyebilmek hakikaten bugünden çok zor. İlk 3 ayı söylüyoruz ama ikinci 3 ayda çok fazla kelam edilemeyecek gibi görünüyor. Ne söylersiniz son olarak? Evet, 2023'ün ilk yarısı itibariyle, iç piyasa itibariyle öngörülebilirliğin oldukça düşük olduğu bir dönemdeyiz, siz de belirttiğiniz gibi. Bu bakımdan fiyatlarda tahmin yürütmek çok zor. Doğru yapabilmek zor. Ama yaptığınız tahmin biraz havada kalacak tahminler olabilir. Bu bakımdan yani nereye gider döviz fiyatı? İşte bunun borsada, altında ve diğer yatırım araçlarında, faizde nasıl bir gelişme oluşturur. Bunu bilmek hakikaten şu anda zor. Ancak seçim takvimi açıklandıktan sonra ve yine işte adaylar belli olduktan sonra yavaş yavaş seçim sonrası beklentiler satın alınırken biraz daha piyasalarda fiyatlar şekillenmeye başlayacak diye düşünüyorum. Şu anda o aylar için bir şey söylemek zor. İlk etapta hem içerideki enflasyonu takip ederken bir taraftan da Merkez Bankası'nın İşte yeni uygulamaları neler olabilir fiyat istikrarını oluşturma açısından bunlar gündemde olmaya devam edecek diye düşünüyorum. Bu bakımdan öngörülebilirlik oldukça zayıf Sami Bey. Evet. Söylemek hakikaten çok kolay değil. Çok zor. Mehmet Ali Bey çok teşekkür ediyorum. Haftanın ilk özellikle emtialar konusundaki birbirlerine bu soruları yönelttik ve siz de bunları güzel bir şekilde cevaplandırdınız. Çok teşekkür ediyoruz. Mehmet Ali Yıldırım Türkiye önümüzdeki hafta kendisiyle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi beklenti raporunun sonuna geldik. Birazdan manşet ekonomide sevgili Mehmet Aşçıoğlu konuğumuz olacak. Tacir Yatırım Yönetim Danışmanı ve sevgili Cenk Akyoldaş'la birlikte de piyasalardaki son noktayı koyacağız. Manşete atacağız şimdi kısacık bir ara. Saat 9'da karşınızdayım. Thank you.
Takas İstanbul beklenti raporunu sundu.